العلم 90. ders. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الزمر وقال تعالى يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات علم و denilebilir. Katkısı, efendim, erdemi, bunlar hep e, fal kelimesinin anlamlarından. Şimdi burada ellezine ya'lemune, ellezine la ya'lemune. İsmi mevsulün fonksiyonu var. Başka hiçbir şey yok. Bilenler ve bilmeyenler. bu. Yes, bir olur mu? Denk olur mu? Eşit olur mu? De. Kale Teala yerfa'ul lezine amenu minkum ve lezine utul ilme derece etin. Şimdi burada ise yerfa'u yükseltir, çıkarır yukarı, kaldırır. Derece etin işte dereceler. Derece derece. Geri kalan altını çizdim bu ifade ise kimi derece derece yükseltir? Sorusunun cevabı. Ellezine amenu minkum. Sizden inananları. Vellezine utul ilme. Şimdi utu utiye fiilinin hum zamirine göre çekimlenmiş halim. E, te verdi demekti. Utiye de verildi demek. Eata gibi. O da çift nesne alıyor. Burada meçhul hali. Çift nesne aldığını bildiğimizden efendim elim ilim kelimesini merfu okuyoruz. Ate yu'ti a'ta yu'ti o da öyle. Çift nesne alıyor. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Yok. Şuradaki var. o naib fail oluyor. Hani meçhul yapıldı ya. Ha, meçhul, yapıldı işte. meçhul yapılınca artık tek nesnalar hale geliyor. Şu altı çizili ifadenin tümü de nesne. Mefulün bir. Yer fav. Yani sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri işte kat kat yükseltir efendim e, gibi derece et kelimesini de mefulün fih ögesi olarak e, görebiliriz. Ne kadar? Sorusunun cevabı. Gale İbni Abbas radıyallahu anhu lil ulemai derecetun fevgal müminine bis seb'i miyeti derecetin. Evet. Lil ulema derecetun. Şimdi cümlesi artı nekra alimlerin dereceleri var. Fevkal müminine. Müminlerin üzerinde dereceleri var. Bakın burada o orijinal yapı yine geldi. B harfi içeri. Şundan ne kadar üzerde, ne kadar aşağı, ne kadar çok, ne kadar fazla, o miktarın başına B geliyor. Alimlerin, müminlerin üzerinde, müminlerin bir sebe'in miyeti derecetin. 700 kat üstünde dereceleri vardır. Alimlerin, müminlerin e, efendim e, 700 kat veya 700 derece daha yukarıda e, dereceleri efendim e, vardır. Buradaki B'yi unutmuyoruz. Fevka yerine mesela taht deseydi e, yine B derdik. Ne kadar sorusunun cevabının başına e, bir kullanabiliyoruz. O miktarın başına. Kullanmamız gerekiyor daha doğrusu. Me beynet derece teyni bu ma isim mevsul beynet derece de sıra cümlesi. iki derece arası arasında olan ellezi yani ma mesiretu 500 aamin 500 yıllık Yürüme yoludur. 500 yıl yürümesidir. Yani 500 yıllık yürüme yoludur. İki derecesinin derecenin arasında 500 yıllık efendim yürüme yolu var. E, o zaman bunu şu şekilde de tercih edebiliriz. Efendim bu ifadeyi hani de evet. Her biri evet efendim. İki derece arasında 500 yıllık yol olan Efendim 700 e, e, Derece şeyleri, şeyleri, Evet Müminlerden daha yüksek Dereceleri vardır Tabi bu mümin Bu gibi ifadelerde Müminlerin içerisindeki alimleri çıkarıyorsun Hani Kadir gecesi bin hayırdan daha hayırlıdır diyor. E o bin ayın bin ayın içerisinde Kadir yok mu? Kadir gecesi. E çıkarırsan e, çıkarıyorsun tabi. O zaman problem çıkıyor. E, şimdi Kadir gecesi bin bin handan, bin aydan bin aydan daha hayırlı ya. E peki bu bin ayın içerisinde Kadir gecesi var mı? O zaman nasıl oldu yani? Yani o binayın içerisinde Kadir Gecesi yok. Yani içinde Kadir Gecesi olmayan binaydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. Mesela burada alimlerin, alimlerin, alimlerin işte müminlerin üzerinde dereceleri var. Tamam. Ama bu müminlerin içerisinde alimler var mı? Yok. Aksi halde problem çıkar. Ve kâle Allahu Teala innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâhu Evet. evet. Allah'tan işte kulları işte Allah'ın kullarından Allah'tan korkarlar. El ulemâhu Yani burada biz innemada kullanmış. O yüzden sadece kelimesiyle tercüme ediyor ve Allah'tan kullarından işte hakkıyla parantez arası söz getirebiliriz. Ancak alimler korkar. Buradaki ele ulema kelimesi yakşanın failü beyidir. Başına inne malı bir cümle geldiğinde vurgu e, sondaki isimler üzerinde bulunur. Eğer inne geldiyse kendisinden sonraki cümle de vurguyu son sözcükler taşır. Burada el ulema. Mesela el ulemayı başa alıp Allah'a en sonraya alsaydık o zaman alimler sadece Allah'tan korkar gibi bir anlam verirdi. Şimdi de ulemayı sona aldık o yüzden Allah'tan efendim sadece alimler işte korkar hakkıyla tabii onu ilave ediyoruz ara söz ve fi sahihayni min hadisi Muaviye ibn Abi Sufyan radıyallahu anhu kale efendim her iki sahih kitabında da Allah kendisine razı olsun Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye hadisinden yapılan rivayette evet efendim şöyle diyor. Şöyle dediği rivayet ediliyor. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yegulu. Allah'ın Resulü'nü derken duydum. Tabi bazı ifadeler böyle Türkçe'ye uymuyor olabilir. O zaman dediğini duydum şeklinde tercüme edebiliriz. Ama burada uygun hal olarak tercüme edebiliyoruz. Allah'ın Resulü'nü Men yuridu bihi hayran yufkihuhu fi't-din. şeklinde efendim söylerken duydum. Ya da söylediğini duydum. Olur. Bu ara söz tabi Men yuridu ha? ve evet. Evet. Men Men yuridullahu bihi hayran. Allah bu bak öznesi. men yuridullahu bihi hayran. Kim de iyilik dilerse Allah efendim kimde iyilik diler isterse yufakkihu fiddini onu dinde fakih kılar üç ögele şey şart üstü bu efendim. Şu şekilde şart edatı, şartın fiili ve şartın cevabı. Allah her kimde iyilik irade buyurursa isterse yufakkihu fiddini onu dinde fakih kılar. Efendim bilgin kılar. En Ebi Usamete radıyallahu anhu kâle Efendim Allah kendisinden razı olsun Usame'nin e, Ebu Usame'den efendim e, şöyle dedi rivayet edildi. Kale Zukira li Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme raculani. Peygambere peygambere iki adam söylendi, zikredildi. Ehaduhuma abidun vel aharu alimun biri abid e, diğeri alim. Yani peygambere Allah'ın Resulüne biri abid diğeri alim e, olan iki adam e, zikredildi, söylendi. Fakale Resulullah'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Allah'ın elçisi şöyle dedi. Fadlul alime alel abidi ke fadli ala ednakum. Fadlul alim bu özne efendim geri kalan da yüklem olmuş oluyor. Alimin fazileti işte önemi e, erdemi pardon bu müddeda değil şöyle fazlul alim alel abidi evet alimin abid Üzeri, e, abitten üstünlüğü diyelim o zaman. Alimin abide üstünlüğü kefadli ale ednakum. Sizin en alt seviyenizdekine olan üstünlüğüm gibidir. Edne yani bu yakın olmak diye bir fiil vardı. Dene yednu. Edne de en yakını. Bir şey ne kadar yakınsa o kadar değersiz oluyor. Bunu şöyle düşünün. Yani bunun zıttı da eale. Edne en yakın. Dolayısıyla en aşağı ala bu da efendim en uzağı dolayısıyla en yücesi yukarısı anlamına geliyor evet Alimin abide üstünlüğü en aşağı en aşağıdaki olan üstünlüğüm gibidir. Sonra kâle Resulullah inna Allah ve melâiketehu ve ehle's semâvâti vel ardı Hatta fi tefi ve hatta lhuuta buraya kadar inlerin ismi Buradaki hatta e, efendim bir atıf harfidir. Mesela e, e, tüm insanlar peygamberler bile e, efendim ölür derken ki e, bileyi mesela karşılar Allah onun melekleri gök ve e, yeryüzü halkı e, efendim hatta şunu şöyle dahil şöyle yaparsak daha hoş olur. E, yuvasındaki karınca yok cuhur e, işte e, yuva demek efendim çukur demek çukur. Yuvasındaki karınca. Allah melekleri gökteki ve gökyüzü gökler ve yeryüzü halkı yok bunu şunu önce söyleyecektim. E, yuvasındaki karınca ve Hut, işte balinaya varıncaya kadar e, gök e, yüzünde göklerin ve yeryüzünün halkı yani Allah melekleri ve yuvasındaki karıncaya ve balinaya varıncaya kadar Hud Heytan. Hmm. var? Ee, karıncaya kadar e, efendim tüm göktekiler ve e, yeryüzündekiler le yusallun ala muallimin nasil hayra salle yusalli tasliyetun salatun burada e, dua etmek anlamına geliyor. E, i̇nsanlara, öğretenlere, yani öğretmenlere bir anlamda, insanlara, öğretenlere, hayır duasında bulunurlar. Yani Allah, melekler, ve işte şunlar dahil, tüm e, gök ve yeryüzü halkı, e, insanlara, öğretenlere, öğretmenlere, e, hayır, e, duasında bulunurlar tabi burada diyorlar ki Allah'ın e, e, dua etmesi yani yusalli fiilin Allahla ilişkilendirmesi meleklerin bununla ilişkilendirmesi ve insanların bununla yusalli fiiliyle ilişkilendirmesi kendi içerisindedir İşte Allah dua etmez Allah işte efendim rızık verir melekler istiğfar eder e, efendim evet e, insanlar da dua eder o zaman bu cümleyi şöyle de tercüme edebiliriz efendim Allah e, insanlara e, öğretenlere e, efendim nimet verir e, melekler e, onlar için bağışlanma talebinde bulunur Allah'tan ve e, çukurundaki ee, karınca ve balineye varıncaya kadar göklerin ve yeryüzünün halkı da e, onun için hayır duasında bulunur. Yani salle yusalli fiiliyle e, efendim böyle bir çeşitleme yapıldı. Ve fi hadisin ahara fadlul alim alel abidi ke fadlul kameri leyletel bedri ala sairil kevakibi. Bir başka hadiste ahar öteki başka diğer demek Alimin abi de üstünlüğü e, efendim, dolunay gecesi dolunay gecesi e, ayın e, diğer e, gezegenlere olan üstünlüğü gibidir. İnne alimeye varasetul enbiyayı alimler Peygamberlerin varisleridir innel enbiya lem yuvarrisu dinara ve la alim şey evet peygamberler ne dinar ne de dirhem yani ne az ne de çok bir para miras bırakmadılar ve innema varrisul ilme onlar ilimi miras bıraktılar. Femen ahaze bihi kim onu edinirse alırsa halde bir hal vafirin bol Efendim şey bol şans almış olur veya boy kendine bol nasip düşmüş olur çok şey almış olur anlamında Evet vefirir ya da vafir Efendim bol anlamına geliyor ve ans hepni hastali radıyallahu Anhu en nebiyye Efendim bundan peygamberin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Burada rivayet edilmiştir gibi ifade yok ama bu anlamı çıkarıyoruz. <laughs> en enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kale innel melâikete le teda'u ecnihatehe li talibil -il ilmi rıdan bima yatlubu. Rıdan ifadesi e mansup bir kelime ve mastardır radiyye yarıda. Rıda'un ya da Rıdan. E, hoşnut olmak, memnun olmak demek. Vada'a yedavu vada'un koymak, aşağı indirmek. İnnel melekler le o ecni hatta li talibil ilmi. Talibil ilim, ilim tahsil eden öğrenci demek. İlim tahsil eden öğrenciye de gerek yok. İlim tahsil eden demek. Rıdan bime bu. Buradaki tabi talip Kelimesi e, isteyen ama biz e, tahsil eden diyoruz. Mesela talebel ilme dediğimizde ilmi istedi. İlmi istemek, aramak anlamı verebiliriz talebeye burada. efendim Nitekim kovboy filmlerinden wanted, wanted yazar. Orada isteniyor demek ama çok güzel tercüme etmişiz biz aranıyor. Efendim buradaki matlu der Arapça filmlerde de isteniyor yani aranıyor gibi burada da ilim tahsil ediyor diyeceğiz bununla bağlantılı olarak e, melekler e, yaptığına karşı yani tahsil ettiğine karşı olan memnuniyetinden dolayı. E ilim tahsil edene kanatlarını indirir. ya da o aşağı koymak demek. E, efendim bu aşağı koymak indirmek anlamına geliyor. Melekler talep ettiğine karşı olan memnuniyetinden dolayı ta, e, ilim tahsil eden için kanatlarını indirir. Revahul İmamu ve İbn İmam ve İbn Mace onu rivayet etti. Galal Hattabi. Hattabi diyor ki: "Timane vad'a ajnihataha thalathatu aqwal." Meleklerin kanatlarını indirmesi anlamında efendim üç görüş vardır. Ehaduhuma pardon niye öyle dedi? Üç görüş dedi. Ehaduha demesi lazımdı değil mi? Çünkü Huma iki tane, ne? Ahadu ha, Ahadu ha. O ikisinden biri diyor. Sonra eshane diyor, ikincisi de sonra da eshale Üçüncü. Ahadah, Ahad. Ha, Ahadu ha, innehu bastu al Bunlardan bir tanesi efendim yukarıdaki o kanatları indirmenin anlamı şuymuş. Ennehu yani onun efendim burada müevvel mastar olarak getirmiş tabi. Bunun hepsi görüşlerden bir tanesi. Evet. Bunlardan bir tanesi şu. Onun yani kana e, meleklerin kanadını indirmesi bastul ecnihate hte kanatları yaymak. Yani sanki üzerine e, kaplamak gibi, korumak, koruyucu olmak gibi. Evet. Basata e, yaymak demek. Evet. Kanatları yaymak anlamı birincisi. Es-sani ennahu bi mana tevazu tazimen li talib li talib ilmi. İlim tahsil eden öğrenciyi yüceltmek için, tazim için efendim tevazu anlamında kullanmıştır diyor. Alçak yönlülük e, efendim ya da burada alçalma yani yere konma o da olabilir. Ama bu e, tazim dediğine göre alçak gönüllülük. Hmm, efendim. Hani şöyle e, birisi geldiğimizde biz hafif eğiliriz. Böyle bir alçak gönüllülük gösteririz. Bu anlamda. Birisini e, tazim etmek için, yüceltmek için. Yukarıdaki bast kelimesini bu anlamda düşünürsün. İnnel mor üçüncü görüş etel innel murade bihi onunla kastedilen en uç, nuzul inde meclis el ilmi ve terk et tayrani uçmayı bırakıp efendim sohbet meclislerine e, konmak inmek yani yukarıda e, kanatlarını kanatların e, vaz ederler ifadesiyle bu üçün a, üçünden biri kastedilmiş olabilir e, efendim üçü de kastedilmiş olabilir yani çünkü bazı alimler bu görüşte bazı bu görüşte diğerleri ise diyor ki burada kastedilen anlam şudur